Koyunoğlu. Hayır hayır, valilik yaparlar orada şehzadeler. Teke Sancağı'nda zaten. Teke. O kütüphane vardır. Bir Antalya'da, bir Konya'da iyi kütüphane var. Antalya'da mesela şeyin, Nasrettin Hoca'nın en eski nüshası oradadır. Yalnız haklı olarak soruyorlar. 1400'den öncesine ait yazılı eser yoksa Osmanlı'nın kayı boyundan olduğunu nereden biliyoruz diyorlar. Şimdi Osmanlı'nın kayı boyundan olduğunu şöyle bilinebiliyor. Daha 1450'li yıllara ait arşiv belgelerinden, 1450'den itibarenki arşiv belgelerinden Söğüt ve civarında kayıları ve kara keçileri tespit edebiliyoruz. Mesela Eskişehir, Bilecik arasında kayı nahiyesi var. Yani bu bölgede çok büyük bir kayı yerleşim olduğunu biliniyor. Ve daha sonraki kroniklerde zaten kayı boyundan olduğunu onların söylüyorlar. Yani efsaneyle arşiv belgelerindeki kayı dağılımını karşılaştırdığınız zaman bir uyum oluyor. Yani Anadolu'ya giriliyor, aşiret bölünüyor, Ankara'ya geliyor. Urfa'da kara keçilileri görüyorsunuz, Ankara'da kara keçilileri görüyorsunuz, Bilecik'te kara keçilileri görüyorsunuz. Yani belgelere de yansıyor yani sonradan bu tutuyor. Yani o açıdan dediğim gibi sağlıklı analiz yani çok zor yapılıyor ama böyle belgeleri yakaladıkça bu ortaya çıkıyor. Şimdi Yavuz'a dönecek olursak burada Yavuz mücadeleye katılıyor. Fakat ilginç bir şey. Ne mücadelesine? Babasıyla taht mücadelesine karşı. Ben biliyorum da. Babasıyla yapılan savaşı kaybediyor. Ve yani Bayezid'in bütün çocukları bir kere babayı devirmek istiyor. Tabii çünkü yaşlanmış. Yani artık şey olmuş. Vücut da hareket edemez hale gelince. Kanuni'de de aynıdır. Daha sonra konuşacağız. Kendileri yani birbirleriyle savaşmamaları. Evet, sonradan herhalde. Ya şimdi herkes babasını tutup ya Yeniçerileri tutup tahta geçmek istiyor. Fakat orada 2-3 oğlan kalmış. Korkut alim birisi olduğu için bu mücadelelere katılmıyor. Ahmet'le, Şehzade Ahmet'le Şehzade Selim mücadele ediyor. Tabii Yavuz Sultan Selim çok şey bir insan. Yani cevval, gözü kara, mücadeleci bir yapısı olan birisi. Savaşı kaybediyor. Fakat şeyi de anlıyorsunuz. Çok iyi teşkilatçı. Savaşı kaybetmesine rağmen İstanbul'daki askerleri örgütlüyor ve askerler mağlup şehzadeyi tahta çıkmak üzere çağırıyorlar 1512'de. Ve o da ilginç. Kronikte diyor ki, tarih kitabında Sultan Beyazıt diyor ki ben tahttan inmesem asker ne yapar diyor. Süngüye takar indirirler diyor. Vezir Azam Mustafa Paşa. Yani şimdi harben ucuyla diyor indirirler yani mızrağın ucuyla diyor. Bu da şeydir aslında. İlk askeri darbedir Osmanlı'daki. Yani ondan önce bir darbe yok. Ama tam askerin yaptığı bir darbe değil. Oğlu var işin arkasında. Yani hayır, bir tahttan anzevt var. Yani ilk defa asker bir hükümdarı değiştiriyor. Ve tektir de zaten. Babasına karşı isyan edip başarılı olan tektir. Yani daha önce bir şehzade. Hayır, şey demek istiyorum. Yani asker padişahı devirip herhangi bir asker geçmiyor. Yok geçmiyor. Oğlu şey yapıyor. Tabii. Evet. Yani güç. Şimdi sen tabii bunu anlatırken bu meseleleri epey şey geliyor. Mesela efendim Soner Bey, seyircimiz. İsrail mayın temizleme işlerini yaparken, Heron uçaklarını üretirken siz halen yıllardır aynı şeyleri konuşuyorsunuz. Doğru. Ama İsrail o mayınları temizlemeden önce, Heron uçaklarını üretmeden önce kaç bin sene önce ölmüş dili diriltti, onu konuşup yazıyor şimdi. Yani şeyin farkında değiller onu. Hebrew nerede vardı İbrancı? İsrail'in bilim adamları şu anda dünyadaki en iyi sosyal bilimcilerdir. Evet. En iyi tarihçilerin çoğu Yahudidir. Evet. Ve yani, Osmanlı dönemindeki Kudüs'ü araştırıyorlar. Şimdi o kadar yani şeyle adamları met etmeye gerek yok. Çok tarafları da vardı işte. Onları biliyorum şeylerinde. Yaparlar yani. Hayır, taraf değil ama bu alana çok önem veriyorlar. O uçakları yapabiliyorsa, o teknolojiye sahipse bu işleri artık bitirdiği için. Evet. Biz hala efendim bilmem kimin vasiyeti şeyle hakiki mi değil mi bunu tartışacak evet. Seviyedeyiz hala maalesef. Ya da geçen hafta gördüğümüz gibi eski belgelerin üstüne karikatürler yapıştırılıyor. Evet. Ya da o şeyleri işte bunlar yıllar önce bitirmişler. Kendi geçmişini, tarihini, kültürünü öğrenmiş. Hatta ölmüş bir yazıyı ve dili yaratmış. Yazıyı değil, dili yaratmış. O dili ansiklopedi dili haline getirmiş. Yani ansiklopedi yazılabilecek bir lisan haline getirmiş İbranice'yi. Ondan sonra o işleri yapmışlar. Öyle adamlar pat diye orada toplanıp da hadi uçak mayın yapalım, şey yapalım demediler. Bu işte yıllarca hallettiler böyle yaptı. Hayır, şu anda da devam ediyorlar. Yani tabii şimdi canım. Bu şu, bizde fen bilimleri çok önemlidir, sosyal bilimler önemsizdir mantığından geliyor.
Yani iş bulamazsın fen bilimleri, ha yani fen bilimleri teknolojiyi bize sunuyor ama sosyal bilimlerle de dünyayı yönetiyorsunuz. Yani bütün mesele bu. Yani burada İsrail'de... Abdülsamet Bey, delikanlılığı sen öğren önce. Efendice mesaj yaz. Delikanlıca mesaj yaz. Cevap verecektim soruna. Şimdi gördüm. Ama böyle yazdığın için vermiyorum. Şimdi Yavuz'a devam edersek tabii... Pardon, bir şey daha söyleyeceğim. Çok da genç değil. Yani 45 yaşlarında. 40 küsur yaşında, evet. Yani böyle genç çocuklar babasını devirmek için savaşmıyorlar. Bu adam 40'larında, 44-43 yaşında ve... Ya babası 30-31 sene hükümdarlık yapmış. Yani şey gibi, Prens Charles yaşlandı ya, annem evet. Ölümde tahta geçeyim derken aynı Yavuz, onlar da öyle. Kanunda da öyle oluyor. William geçecek zaten, yani, böyle gözüküyor. Kraliçenin gideceği yok. Victoria'nın rekorunu mu kırmak istiyor, evet. Ne yapıyor bu? İşte şimdi, yani şey gibi, babasının şehzadeliğinde doğuyor Yavuz. Yani babası daha beklese Yavuz'u da gömüp devam edecek tahta. Yani o şekilde sonra da kendi devralıyor. Ve tahta geçtiğinde tabii askerin de tahta geçmesinde onun bir şeyi var. Çünkü Safevi İran tehlikesi var Anadolu'da. Cevval bir hükümdar istiyor askerde. Tahta çıkıyor. Tahta çıktıktan sonra ve babasına karşı da sözü var. Kardeşlerimi öldürmeyeceğim diye. Hem kardeşleri var hem de onlarca yeğeni var. Başlangıçta bir şey yapmıyor. Ancak daha sonra taht mücadelesi başlayınca hem kardeşlerini hem yeğenlerini öldürtüyor. Daha önce ölmüş abilerinin çocuklarını, evet. Alemşah'ın, Şeyhinşah'ın. Ve ilk büyük mücadelesi Çaldıran Savaşı. 1514'te biliyorsunuz. Çaldıran'da mücadeleye gitmeden önce bir şey unuttum. Babası sını ile ilgili ilginç bir şey vardır. Babası tahttan indirildikten sonra zehirletilmiştir. Yani kesinleşti mi? Şahabettin Tekindağ'ın makalesi var. Oradaki vardığı sonuç Yavuz'un babasını zehirlettiğidir. Tabii o bu kaynaklardan analiz, yani kaynakların verdiği bilgiden hareketle. Çünkü babası Rumeli'de Dimetiko'ya çekilecek. Fakat hiçbir zaman için iktidar babası varken o tehdit altında olacak. Yalnız bak şey diyorlar ki Erhan, Halil Hoca Osmanlıların kayıboyu aidiyetini reddeder diyorlar. Olur mu, orada yazıyor. Yani önce okusunlar. Şurada yazıyor efendim. İslam Ansiklopedisindeki maddelerinde de yazıyor yani. Orada var. Yani kayıboyu aidiyeti. Kayıboyunu reddeden şeydir, onu söyleyelim. Paul Wittek'tir. Paul Wittek reddeder. Evet. Yani kitabında var ve İslam Ansiklopedisinde bu yeni yayınlanan ciltlerinde Osman Orhan maddelerinde hoca o kısmı var. Eski İslam Ansiklopedisinin Türkler maddesinde de var. Yani orada hepsini yazar. Tabii Çaldıran da ilginç bir şey. İki Türk devletinin savaşı aslında. Yani biz hep ders kitaplarımızda yanlış anlatıyoruz. Osmanlı, İran. Ya İran dediğiniz yer düne kadar Türktü. Hala da Türktür de. Yani düne kadar bile Türkler yönetiyordu İran'ı. Sadece Türk. Çok şeyli yönetmiş. Şeyin neydi? Bir başbakanı vardı Şah'ın. Sondan bir önceki galiba. Cemşit Amuzegar. Onun bir sözü vardır. Fars bu adam. İran'ı diyor, bizi yani İran'ı Yunanlar işgal etti, eski Grekler. Araplar işgal etti, Türkler işgal etti. Enteresan da söz. Ama diyor, hepsi işgalcilerin, hepsi bizden etkilendi. Kendilerinden daha büyük bir kültür buldular diyor şimdi. Araplar için şey doğrudur yani. Şey yok ama. Yani dediği gibi İskender'den itibaren İran defalarca başka milletlerin hakimiyetine girdi ama hepsini sildi attı. Ya şeyi düşünsenize, Büyük Selçuklar geliyor. Büyük Selçuklulardan sonra İlhanlar, Moğollar geliyor. Ardından işte Celailler vesaire. Ondan sonra Karakoyunlu Türkleri, Akkoyunlu Türkleri, Safevi Türkleri, Avşar Türkleri, Kaçar Türkleri 1920'lere kadar İngilizlerin desteğiyle Şah... Hanedanlar dönemi, Pers sonrası hepsi Türk. Tamamen Türk. Hepsi Türktür. 1920'de İran kökenli bir hanedan geçiyor, Pehleviler geçiyor. Bir anda devlet karakteri ortaya çıkıyor hala şey olarak... Fars karakteri. Çünkü tabii çok köklü bir medeniyet. İran evet. Medeniyeti. Şimdi Sayın Ali Yaylalı'nın bu Sultanahmet'le alakalı bir sorusu var. Bu Yavuz Selim meselesini konuştuktan sonra onun cevabını vereceğim. Enteresan bir soru o çünkü. Not alın o zaman. Aldım. Unutulmasın. Yani evet. 1514'e dönelim. Yani Çaldıran tabii şey, iki Türk devletinin savaşı. Yani bunu böyle görmek lazım. Yani hatta işin ilginci şu, Safeviler de Anadolu'dan gelen Türkler. Yani iki tarafta Anadolu Türk'ü.
Yani bu gözle bakmak lazım. Yani karşı taraf yabancı değil. Yani Anadolu'da iki güç mücadele ediyor. Tabii burada da şu da yok, bunu söylemek lazım. Hep yani başka bir millet yok karşı. Başka bir millet yok. Ders kitaplarında hep yanlış yazar. Dini bir mücadele de yok. Evet. Buradaki bütün ticari de o zaman. Bütün mesele hegemoni. Doğu Anadolu'ya ve İpek yoluna hakim olmaktır. Evet. Yani ticari mücadele. Yani tabii. O ders kitaplarında hep yanlış yazılır. Çoğu zaman öyle değildir. Haçlı seferlerde sonuçta sadece Allah aşkına, kafirleri din değiştirmek kusura bakmayın için sizi de kesiyorum da bir seyircimiz bu şeye taktı. İsrail Teknoloji Bilim Soner Bey. Ne olur tak 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 önümden mailiniz geçiyor. Kanalı değiştirin beyefendi, seyretmeyin. Daha anlatamadımsa daha ne yapayım? Kanalı değiştirin. Yok İsrail mayın yapıyormuş da biz Osmanlı'yı konuşuyormuşuz da. Hayır tarihçi. Hiç sizin İsrail'e gittiniz mi? Oradaki o haham okullarını gördünüz mü? Yani şey yapmayın. Geçebilirsiniz. Hani uzakta kumanda cihazı var. Yok. Remote control. Basın düğmeye başka yere geçin. Dansöz falan, oyuncu falan bir şey vardı belki. Veya bir topçu. Evet pardon. Kusura bakma. Tabii. Şah İsmail'i anlatalım bence. Evet. Şah İsmail çok önemli. Önemli. Şah İsmail'i atlamayalım hemen. Yavuz'u bir anlat. Ama Çaldıran'a geleceğiz de Yavuz'un belli özellikleri var. Şimdi Türk tarihinin en önemli maraşallarından biri. En büyük maraşal. Evet. Çok büyük aslında. Yani çünkü Çaldıran da Safevileri mağlup ediyor. Ardından 1516-17'de Mısır'da tarihin en büyük askeri devletlerinden birisi olan yani, Memlükleri yıkıyor. Yani Memlük devleti öyle şey değil. Tabii. Moğolları durduran tek devlet. Evet. Ve getiriyor her şeyi Topkapı'ya. Evet. Yani, o da tartışmalıdır. Öyle mi? Yani şimdi bakın. Moğollar, bir şey söyledi Erhan. Moğolları durduran tek devlet. Tek devlet. Dedi. Başka durduran yok. Moğollar hakikaten o 13. asırdaki Anadolu'ya Moğol istilası bir beladır. Evet. Çin'den, Orta Asya'dan çıkmışlar. Evet. Viyana'ya kadar hiç kimse durduramamış. Ve savaş metodları da ne kadar tabii vahşi. Yani o bir anlatsın şu meseleyi, evet, bir anlatsın da kesmeyelim. Yani Orta Asya'dan çıkmışlar. Harizmşahları yıkmışlar. Abbasi halifeliğini ortadan kaldırmışlar. Rusya'yı işgal etmişler. Anadolu'yu işgal etmişler. Hı. Viyana'ya kadar gitmişler. Viyana'da aslında ellerine geçiyormuş. O sırada hükümdarlar ölmüş. Bütün aşiretleri geri Asya'ya çağırmışlar ve o yüzden kurtulmuş. Mısır'a yalnız girecekleri zaman Baybars ve Kutuz, Memlük hükümdarları, Ayncalık'ta durduruyor bunları. Ayncalık, evet. Ve daha sonra Elbistan Savaşı'nda da Baybars Moğolları yeniyor. Yani Moğolları yenebilen tek devlet Memlükler. Tabii bunların özelliği şu. Bunlarda hanedan yok. Hı-hı. Kimin bileğe kuvvetliyse o geçiyor tahta. Yani askeri asker. Asker. Yani bunlar aslında bunların ilk devresi şeydir, Kıpçak Türkleridir. İkinci devresi Çerkezlerdir. Yani iki kademedir Memlük Devleti. Ve işin ilginci şu, 2. Beyazıt döneminde, Selim'in babası döneminde bunlar Osmanlı'yı yeniyorlar. Çukurova'daki savaşlarda mağlup ediyorlar. Yani Osmanlı mağlup oluyor. İşte Yavuz'un şeyi burada düşünün. Babanızın zamanında sizi yenen bir devleti tarihten siliyorsunuz. İşte yani ordu fazla bir değişiklik yok. Ha, yani o ordu, ordu aynı devlet, ordu. Yani az bir değişiklik var ama başta büyük bir deha var, askeri deha. Yani Suriye'ye bir giriyor, Suriye'ye yere geçiriyor, ardından evet, Mısır'a giriyor ve Memlük Devleti'ni tarihten siliyor. Ki Mısır'ın fethi İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Neden önemlidir? Çok büyük bir zenginlik getirmiştir Osmanlı'ya. Yani Mısır o dönemde ticaret yollarının kavşağında olması dolayısıyla çok büyük bir zenginlik getiriyor ve devleti ekonomik açıdan güçlendiriyor. Ve tabii bunun yanı sıra bir ilginç bir şey, Tebriz'e gittiğinde de Yavuz, Kahire'ye girdiğinde de oradaki sanatkarları önemli bir kısmını alıp getiriyor. Ah şimdi onun şeyleri var. Barkan yayınladı onları. Barkan yayınladı. Ömer Lütfü Barkan yayınladı. Sonra alakasız bir yerde birkaç vesika ben buldum. Şeyleri arıyordum ben. O Acemler diye geçer. Müzisyenler. Çünkü 4. Cumhuriyet zamanında da epey gelmiştir. Kanuni zamanında da gelmiştir. Ararken Yavuz döneminden bazı şeyler çıktı orada. Alakasız bir kalemde evet, çıktı. Ya şeyi getiriyorlar. Yani sanatkar insan her yerde bulunmaz tabii. Hı. Kolay bir şey değil. Yani başkent ele geçirdiğinde zorla getiriyor bir kısmını. Bir kısmı sonradan geri dönüyor tabii. Tabii bu da Osmanlı mesela, sanatına çok büyük faydası oluyor. Malum işte Avrupa Rönesans'ı yaşıyor. İlk Rönesans, hı hı, dönemlerini. Ve 2. Bayezid'in Michelangelo'yu çağırıp köprü yaptırmaya çalıştığına dair
bir bilgi var. O çağırma ama, değil de şöyle o. Ya işte davet etme. Yani o şöyle o ilginç bir hikayedir. Fatih çağırmıyor, adam iş arıyor. Fatih Sam gelmiyor. Adam iş arıyor önce. Sonra iş buluyor orada. Fatih zamanında İtalya'dan o kadar çok sanatkar gelmiş ki burasını bir sanatkar sığınağı gibi görmüşler. Hı. Leonardo da Vinci mesela müracaat ediyor. Onun çizimleri evet. de var. Köprü yapayım diye. Daha sonra Michelangelo Papa ile arası bozulunca Türkiye'ye sığınmak istiyor. Fakat dostları arasını bulunca Michelangelo'nun papayla vazgeçiyor. Diyor Vatikan'a. Çünkü şeyler var, tablo var mesela. Michelangelo'nun sarıklı Türklerle evet. görüşmesini gösteren tablo filan da var. Yani hatta Yavuz zamanında da böyle gelmek isteyen sanatkarlar olmuş İtalya'dan. Michelangelo yoksa Yavuz zamanında mıydı? Yavuz zamanına... Hayır, Beyazıt zamanında. Yavuz zamanında da böyle şeyler olmuş. Yalnız yani. Bir de şey var, ya, Beyazıt zamanında... Kanuni zamanında Leonardo da Vinci var. Evet ama Beyazıt zamanında da... Beyazıt zamanında bir de Fatih'in getirdiği adamlar kaçıyorlar. Çok giden var. Ya tabii yani kendi zorla getiriliyor bir kısmı. Tam şey o İtalya'dakiler öyle değil. O ikinci Beyazıt babasının siyasetini izlemediği için geri dönüyorlar. Yani o şeyler. Hatta ilginç bir şey. Angelo diyor ki İtalyan tarihçi babasının yaptırdığı resimleri çoğunu diyor pazarlarda sattırdı. Meşhur o şey nasıl gitmiş? Londra'da Bellini'nin muhtemelen bir kısmı da kayboldu. Yalnız Erhan, o resimde, resimle ilgili bizde pek yazılmayan bir şey vardır. Nesişah Sultan anlatmıştı, o yıllar önce Londra'da şey yapmışlar. Bellini'nin Fatih Bellini'nin, tablosu. O tablo tamam değilmiş. İngilizler bunu röntgene falan koydular. Çok sonra tamamlanmış tablo. Yani Bellini tabloyu tamamlamamış. Yani bir arada 200 küsur sene var tamamlanmasıyla. Şimdi Yavuz'dan falan bahsederken madem bir Yavuz Selim'le alakalı bir musiki icra edeceğiz. Yaprak'la. Şimdi başka bir şeye geçeceğim. Çünkü acil bir mesaj geldi. Memlükler Moğolları durdurmadı. Mogollar atlarını otlatacak bozkır olmadığı için geri döndüler. Jean-Paul'un galiba bu. Aincalut'ta biz mi yenildik? Moğollar yenildi. Nasıl? Aincalut Savaşı'nda biz mi yenildik? Moğollar yenildi. Yani Aincalut'ta yenseler Kutuz'u, orada komutan Kutuz kim? Kutuz Memlük hükümdarı. Baybars da yanındadır o meşhur şey Memlük daha sonraki hükümdar. Aincalut'ta mağlup etmez onları Moğollar girecekler yani Suriye'ye, Mısır'a. Daha sonra da Elbistan'da yenmiştir. Anadolu'ya gelmiştir Baybars Moğolları. Ama tabii savaş metodları çok vahşi dedi ya. Ona bir girmeyelim şu mesele çünkü önemli. Ona sonra geliriz. Yani yenmeme durumunda şöyle bir şey var mesela. Ona sonra geliriz diyorum. Şey yapalım şimdi kesmeyelim onu. Moğolların vahşetini mi söyleyeceksiniz? Hayır. Savaş metodunda mesela tarlaları yakıyorlar. Yemek kalmıyor. Geri çekilmek durumunda kalıyorlar. Hayır atlarını şey yapacak. Otlak bulamadılar. İşte onu diyorum ama yakıyorlar. Savaştan değil. Yani otları yakıyorlar. Yani atlar istese bile yemek yemiyor. Şeyin tabii o savaşta yenilmeseler yani otlak motlak değil girerler oralara. Yani orada şey değil. Sert asker var karşılarında. Şimdi Memluklar Haçlılara da Ortadoğu'dan atan şey devlet. Yani son derece ve daha önce söyledik tekrarlayalım. Resmi olarak Türkiye Devleti ismini taşıyan devlet. İlk devlet. Et devleti Türkiye yani Türkiye Devleti diye. Niye Türk diyor bunlar? Kendileri Türk. Kıpçak Türk. Yani ilk Çerkezler geliyor sonra. Çerkezler daha sonra. Şimdi bu Baybarslar vesaireler Kıpçaktır. Hı-hı. Ki bunlar şey onu da söyleyelim. Kafkaslardan köl olarak getiriliyorlar. Yani köl olarak getiriliyor. Köle asker bunlar. Sonradan kendileri gücü devlet kuruyorlar. Eyyubileri yıkıyorlar. Yerine Memlük Devleti'ni kuruyorlar. Daha sonra bu sefer Kıpçaklar da Çerkezleri köl olarak getiriyor Kafkaslardan. Yani sordu daha onlar. Sonra da Çerkezler getiriyor. Hatta bunlar yani Moğolların gitmesinin sebebi iyi bir dayak yemeleridir. Yani şeyin de yani diyoruz ya bu Ortadoğu'da 200 yıl hakimiyeti var. Şu anda havaalanındaki sevgili seyircimize bilmiyorum cevap verebildik. Moğolan izliyorlarmış bizi. Evet. Başka kitaplar okumasını tavsiye ediyoruz. Jean Paul Rouault'un dışında. Jean Paul Rouault önemlidir. Önemlidir de başka kitaplar da okuyabilir. Bir de şeyin kitabı vardı. Basıldı mı o sonu bilmiyorum. Tarihte Türklük. Rassonyi. Basın. Türk kültürü inceleme. Sona çıktı mı? Yani ben almıştım öğrenciliğimde. Şu anda var mı bilmiyorum.
60'larda çıktı o. Tabii sonradan basıldı. 80'li yıllarda basıldı. Basıldı mı tekrar? Ben aldım yani. Ben eski baskısı Türk değil. Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'nden çıkmıştı. Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'nden. Şimdi evet şey derken, Yavuz derken şu musikiye bir dönelim müsaade ederseniz. Efendim Yavuz Selim şairdi evet. Fakat bugün Yavuz Selim'e ait olarak söylenen bazı meşhur şiirler eski kaynaklarda yok. Sonradan Yavuz'dan, ona atfedilmiş. Evet, evet, Yavuz'dan sonraki dönemlerde yazılmış. Hatta bazılarının da Namık Kemal'e ait olduğu falan söylenir. Daha 300 sene sonra falan şeylerin. Fakat Yavuz'un kendi divanı var. Divanı Farsçadır. Ve merak eden seyircilerimiz için söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında müttefikimiz olan, daha doğrusu Sultan Abdülhamid'in iktidarından itibaren müttefikimiz olan Alman İmparatoru Kaiser'i Wilhelm böyle şıklıklar yapıyor. İşte eşme parası veriyor, şunu şey yapıyor, bilmem ne şu bu. Kudüs'e gidiyor, Suğda'da şey yapıyor falan. O arada bir şıklık daha yapmak istemiş, Yavuz'un divanını bastırmış. Farsça. Farsça divanı ama o dönem için muazzam bir baskı. Çok şık. Bir kere görebildim ben bunu Süleymaniye Kütüphanesi'nde yıllar önce. Hmm. Oraya bir bağışla gelmişti. Yerinden kalkmıyor kitap. Çok şık bir baskı. Yani 1800'lerin sonunda 1900'lerin başına göre inanılmayacak bir para harcamış adam. Baskı. Selimi değil mi? Mahlası. Selimi, evet. Fakat o divandaki şiirler Farsça. Hatta deniyor Farsça yazıyor. Şah İsmail'in Hatay'ı şey ki çok büyük şairdir. Evet. Hemen her bahsi geçtiğinde söylüyorum. O şu beyti hep örnek veririm. Muazzam bir sözdür. Sehli mümteni gibidir. Koparmadım asla kokladım bir gül. Kafir olduysam imana geldim. Bu büyük sözdür. Fakat Yavuz Selim'e atfedilen böyle bazı Türkçe şiirler var. Mesela bu şiir pençe sırtında çıkan yarayla ilgili olarak yazdığı söylenen ki ben şahsen ihtimal vermiyorum. Çünkü yara çıkıyor birkaç gün sonra adamcağız vefat ediyor. Nasıldı? Mevdum idi deme bilmem ne füzun etti felek. Yani göz bebeğime felek kim bilir ne büyü yaptı. Sinemi kıldı füzun eşkimi hun etti felek. Bağrımı kıldı füzun şey yaptı eşkimi hun etti felek. Gözyaşımı kan haline getirdi. Şiirler aslanlar pençeyi kahrımdan olurken lerzan kahreden pençemden aslanlar bile titrerken beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Felek beni bir ahu gözlüğünün gözlüğe bağladı o elinde esir etti ki şiirler sözüyle güya şiir pençe kastediliyormuş ki değil bence. İran filan diyen de var ona da. Evet. Ama onun değil bu ama şiir. Şular çok kuvvetli bir şiir bu. Her evet. Kiminse yani Yavuz şey, edebiyatçılar Yavuz'un değil diyorlar. Evet değil ben de öyle bilirim çünkü. Şey diyen var bu, Namık Kemal'e falan ait işte diyorlar. Lisanına bakıp mı acaba diyorlar hani o dönemde kullanılan kelimeler. Lisan tam o dönem lisanı değil zaten. Değil işte. Değil. Ama çok güzel bir şiir. Şiir çok güzel ve Yavuz'a atfedilen mısralar, şiirler, o kıtalar, beyitler çok güzeldir. Mesela her gece altın benekli asumaneler giyip şimdi çehri pirezen olmuştu oynarşım benim. Çok kuvvetli sözlerdir. Şimdi bunlardan biri, hatta böyle mısralar bölünür, alt alta şey yapılır kelimeler, başka manalar çıkar. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur, herkesi sen yar mı sandın belki ol av yar olur. Bu kelimelerin yerini değiştirdiğiniz takdirde şiir değişiyor ama vezin bozulmuyor ama başka manalar veriyor. Böyle bir şiir. Şimdi efendim bunun, bu parçanın Yavuz Selim'den 4 asır sonra, hatta 4,5 asır sonra büyük bestekar Saadettin Kaynak tarafından bestelenmiş halini dinleyeceğiz. Yaprak kardeşimiz okuyacak. Bu efendim bu 1950'li yıllarda moda olan tarihi film döneminden bir film şarkısı. Neredenmiş? Yavuz Sultan Selim Ağlıyor filminden. O bir romandı o. Demek ki filmde romanı filme çekmiştir. Film evet. Filmi seyretmiş miydiniz? Filmi seyrettim ben. Oynadı siyah beyaz filmde oynadı. Yıllar önce TRT'de oynamıştı. Efendim 15. parçaymış. O filmin 15 numaralı müziğiymiş.
Mısır'dan muzaffer şekilde dönen Yavuz'un ordusu Esma Seba'nın evinin önünden geçerken efendim bu şarkı okunuyormuş. Sanma şahım alemi sen sadıkane yar olur. Alemi sen dost mu sandın bil ki ol ağ yar olur. Sadıkane bil ki ol alemde bir serdar olur. Yar olur, ağ yar olur, serdar olur, dildar olur. Bu kelimeler yerlerini değiştirdiğiniz takdirde mana değişiyor, şiir devam ediyor. Böyle korelasyon denilen şey gibi. İstatistik efendim bu devam eder. Bu şiirin Yavuz'a ait olduğu söyleniyor. Onun için çalıyoruz bunu. Bu da icra edeceğiz. Ama gene edebiyatçıların söylediğine göre değildir. Bir kere dili uymuyor. Ama çok enteresan. Birçok şair önceki asırlarda Yavuz Selim adına şiirler yazmış. Onun ismi de çıkartmışlar. Evet efendim. Saadettin Kaynağ'ın Acem Aşıran şarkısı. Güfte Yavuz iddiası, tekrar söyleyelim. Pek çalınmayan bir şarkıdır. Ben parçayı biliyordum ama dinlememiştim. Sen dinledin mi hiç? Yok. Konserlerde falan. Yani az çalınan, belki de çalınmayan bir şarkıdır. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim ama. Şimdi efendim Yaprak'tan bu parçayı dinliyoruz. Efendim kısa bir ara verelim. Ondan sonra Sultan Selim. Özellikle bu küpeli tablo Yavuz mu değil mi? Halifelik. Oraya ve hilafet meselesine. Evet. Yani Yavuz Selim Türkiye'ye hilafeti getirdi mi? Halifeliği getirdi mi? Bu konuları efendim tartışacağız. Daha sonra Kanuni Süleyman'a gideceğiz.